Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 10. sınıf coğrafyada 1. dönem 1. yazılıya hazırlık Bunlarla ilgili yazılı provası yapacağız. Arkadaşlar bilmemiz gerekenler neler? Bunlarla ilgili karşımıza yazılıda nasıl bir soru gelebilir? Bununla birlikte sevgili arkadaşlarım boşluk doldurmalar, doğru yanlışlar, eşleştirmeler, çoktan seçmeli testlerle birlikte yazılıya bomba gibi hazırlanacağız. Ama ondan önce yazılı ile ilgili tabii ki de daha yüksek almak için, konu eksikliklerimizi giderbilmek için kaynaklar çok çok önemli. MEB kaynaklarımızla birlikte Tonguç'un İki tane önemli kitap var. Bunlardan bir tanesi 10. sınıf Dinamo Soru Bankası. Peki biz bu yazılıda nereye kadar sorumluyuz? Tonguç'la birlikte bu yazılıyı dört dörtlük halletmek istiyoruz derseniz sevgili arkadaşlar benimle birlikte açın kitapları. Biz doğal sistemler kısmında dünyanın yapısı ve oluşum sürecinden başladık. İç kuvvetlerle devam ettik. Daha sonra dış kuvvetlere geçtik. Ama burada bizim işleyeceğimiz akarsu aşının birikim şekilleri. Bununla birlikte karstik aşının birikim şekilleri ve aynı zamanda rüzgarlardan siz yazılda sorumlusunuz. Devamında tabii ki de konu eksiklikleriniz olabilir. Burada da ondan sıfırdan ona coğrafya konu anlatımlı soru bankası kitabımız açıyoruz içindekiler kısmını. Sevgili arkadaşlarım biz dünyanın tektonik oluşumu iç kuvvetler, jeolojik zamanlar, kayaçlar, Türkiye'de iç kuvvetler, dış kuvvetlerde akarsular, rüzgarlar ve karstik arazilerde görülen yeryüzü şekilleri sizin yazılıda sorumlu olacağınız kısım. Bunlarla ilgili konu tekrarları yapmayı unutmayın. Akabinde sorularınızı çözün. Eksikliklerinizin olduğu kısımda önceki konu anlatımlı videolarımızdan oraları da tamamlayın ki bomba gibi sınava girin. Hepiniz çok güzel notlar alın. O zaman sevgili arkadaşlar haydi bakalım başlıyoruz. Müzik Birinci dönem birinci yazılı konuları. Doğal sistemlerde dünyanın yapısı ve oluşum süreci. Litosfer, manto, çekirdeği biliyorduk. Dünya güneşten kopan bir parçanın kendi ekseni etrafında 4,5 milyar yıl boyunca süre gelen olaylar zarfında sevgili arkadaşlarım soğuması ile birlikte yoğunluğu fazla olan maddelerin iç kısımda yoğunluğu az olan maddelerin dış kısımda birikmesiyle birlikte meydana gelmiştir. Tabii ki de bu dört buçuk milyarlık yaş içerisinde büyük bir kısım soğuma ile geçmiştir ve dünyanın yapısında yani iç kısmında yer kabuğu manto çekirdek dediğimiz 3 tane önemli katmanın olduğunu bunların sıcaklıklarının yoğunluklarının kalınlıklarının farklı olduğunu biliyorduk. Levha tektoniği ise kıtaların kayması kuramı bununla birlikte levha tektoniği kuramı adı altında iki kuram ortaya atılmıştı. Alfred Wegener kıtaların kayması kuramı atıyor. Daha sonra bu teori ilerletilerek levha tektoniği kurama atılıyor. Yani dünya diyor aslında tek bir kara kütlesi değil. Puzzle'ın parçaları gibi birbirine bağlı bazı yerde o parçalar birbirine yaklaşıyor. Bazı yerde ise parçalar birbirinden uzaklaşıp şu anki görünümünü almakta diyebiliriz. Ve akabinde sevgili arkadaşlarım jeolojik zamanlar en uzun geçen jeolojik zaman prekambriyen. Devamında paleozoik sonra mezozoik sonra senozoik yani senozoik dediğimiz üçüncü jeolojik zamandır. Burada da sevgili arkadaşlarım tersiyer ve kuaterner dediğimiz iki alt devresi vardır. Dinozor dediği zaman mezozoik işaretleyeceğiz. Masif arazi dediği zaman paleozoik işaretleyeceğiz. En eski kıta çekirdekleri dediğinde prekambriyen işaretleyeceğiz. Buzul dönemleri meydana gelmiştir dediğinde kuaterner diyeceğiz sevgili arkadaşlar. İç kuvvetler daha oluşum varsa orojenezdi. Burada iki orojenez vardı hatırlayalım. Bir kıvrım orojenezi iki kırık orojeneziydi sevgili arkadaşlar. Antiklinal, senklinal, horse graben sistemleri yani kırıklı dağlar, sıra dağlar bunların hepsi orojenek faaliyetler sonucunda meydana gelen durumlardı. Epirojenez nedir dediğimizde dikey yönde kıtanın alçalıp ya da yükselmesi işlemiydi. Yükselerek kara halini alan alanlara biz jeo antiklinal alçalarak derin okyanus ve çukur alanları ise jeo senklinal diyorduk. Burada alçalıp yükselme izostatik denge bozulması bozulmasıyla ilgiliydi ve bu olay sonucunda transgresyon, regresyon dediğimiz deniz ilerlemesi ve deniz gerilemesi olayları meydana gelmekteydi. Volkanizma yer kabuğunun derinliklerindeki magmanın yer yüzeyine, yüzey volkanizması ya da yerin derinliklerindeki çatlaklara yani derinlik volkanizması şeklinde oluşmasıydı. Derinlik volkanizması şeklinde batolit, dayk, lakolit, gibi şekiller meydana gelebilmekteydi. Yüzey volkanizmasında ise sevgili arkadaşlarım neler meydana geliyordu? Lav, tüf, lapilli, volkan bombası, volkan konisi, krater kaldera, mağar gibi oluşumlar meydana gelebilmekteydi. Deprem yer kabuğundaki meydana gelen salınımlardı. Kayaçlar ise üç ayrılıyordu. Volkanizma etkili ise magmatik kayaç yani katılaşım kayaçları. Burada da yüzey ve derinlik kayaçları diye ikiye ayrılıyordu. Granit, siyenit, diörüt, gabro Derinlik kayacı, bazalt, andezit, obsidiyen, bununla birlikte sevgili arkadaşlarım tüf, yüzey kayaçları. Tortulu ise üç ayıracağız. Fiziksel tortul kayaç, kil taşı, kum taşı, çakıl taşı. Kimyasal tortul kayaç, kalker, jips, alçı taşı. Jipsin diğer ismi alçı taşıydı arkadaşlarım. Bununla birlikte kaya tuzu, organik tortul kayaç ise lignit, kömür, tebeşir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Devamında başkalaşım, metamorfizma. Buradaki magmatik ve tortum kayaşlarının yüksek sıcaklık ve basınç altında uğramış oldukları yapısal değişime verdiğimiz isimdi. Burada mesela granit, gnaysa, kum taşı, kuvarsa, kil taşı şiste dönüşebilmekteydi sevgili arkadaşlar. Unutmayalım. Şimdi devamında Türkiye'de iç kuvvetler etkileydi. Türkiye'de orijinik hareketler, volkanik hareketler, depremler bunların hepsi etkili olan iç kuvvetlerimizde sevgili arkadaşlar. Akabinde dış kuvvetler, dış kuvvetlerde akarsular. Belirli bir yatak boyunca akan sulara verdiğimiz isim akarsulardır sevgili arkadaşlarım. Bununla birlikte akarsu ile ilgili kavramlar da bilmemiz gerekiyordu. Neydi bu kavramlar? Mesela kaynak. Kaynak neydi arkadaşlarım? Bir akarsuyun doğduğu yere kaynak diyorduk. Ağız ise döküldüğü yere açık havza sularını deniz ya da okyanuslara, kapalı havza sularını deniz ya da okyanuslara ulaştıramayan akarsuları verdiğimiz isimdi. Vadiler vardı. Çentik vadi, yarma vadi, bu ifadede sevgili arkadaşlarım asimetrik vadi, kanyon vadi, geniş tabanlı vadi bunların hepsi arazinin eğimine, engebelik durumuna göre değişebilmekteydi. Mesela burada dev kazını dediğimiz akarsu aşınım şekli vardı. Kırgı bayır dediğimiz gene aynı şekilde. Akarsu aşınım şekli da unutmayalım. Önemlidir sevgili arkadaşlarım. Hem aşınım hem birikimin etkili olduğu şekiller Taraça ve Menderesti sevgili arkadaşlarım. Birikim şekilleri birikintikonisi, birikintiyelbazisi, dağ eteği ovası, dağ içi ovası, ırmak adası gibi şekiller vardı. Karstik dediğinde neyi bilecektik? Özellikle kalker, diğer ismiyle kireç taşı. Devamında jips, diğer ismiyle alçı taşı. Bir de sevgili arkadaşlarım kaya tuzu. Bunların bulunduğu arazi karstik arazi. Bu araziler üzerinde oluşan şekillere karstik şekil. Bu şekillerin bol olduğu topografya ise karst topografyası denirdi diyoruz ve hadi bakalım konuyu şöyle özetledikten sonra katmanlarla ilgili şöyle biraz bilgilendirme yapalım. Sevgili arkadaşlarım diyor ki yerin katmanlarını yüzeyden derine doğru sıralayınız demiş. Şimdi biz şunu biliyoruz. Yerin en üst katmanında en ince olan kısım vardı. Ve biz bu kısma ne diyorduk sevgili arkadaşlarım? Litosfer diyorduk. Ben hemen şuraya şöyle litosferi yazayım. Daha sonra devamında yerin ikinci buradaki bulunan kısmında ise yer hacminin yüzde sekseninden fazlasının bulunduğu alan mantoidi ve yerin en sıcak ve en yoğun katmanı ise sevgili arkadaşlarım çekirdekti. Bunu da biliyoruz. Yani burada o zaman litosfer, manto, çekirdek. Bunları bileceğiz. Devamında. Şimdi mantoyu üst manto ve alt manto olmak üzere ikiye ayırmaktaydık. Bununla birlikte sevgili arkadaşlarım litosferi de ikiye ayırıyorduk. Ne diyorduk buraya? Kıtasal kabuk dediğimiz siyal. Okyanusal kabuk dediğimiz ise sima idi arkadaşlarım. Silisyum, alüminyum, silisyum, magnezyum vardı. Hatırlayın. Yoğunlukları farklılık gösteriyordu. Devamında çekirdeği, dış çekirdek ve iç çekirdek olmak üzere ikiye ayırıyorduk. Bununla birlikte manto ile litosfer arasında kalan şu alana ise Astenosfer diyorduk arkadaşlarım bunu da unutmayalım önemli bir ifadedir. Tabii ki de burada kalınlıklar farklılık göstermekte tahmini 30 kilometre, 2900 kilometre, 6370 kilometre olmakta ama şunu unutmayalım biz yüzeyden yerin derinliklerine doğru bir geçiş yaparsak bir sıcaklık artar, iki basınç artar, üç yoğunluk artar sevgili arkadaşlar bilgimiz olsun önemlidir. Soru olarak gelebilme ihtimalini yazıyorum. Yüzde 90 sevgili arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Bu şekli bir, bir sorun cepte. Devam ettik. Boşlukları dolduralım. 20 tane boşluk var. Jeolojik zamanlarla ilgili sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle geldim. Ne demiş birinci kısmında? Egeit karasının çökmesi İstanbul ve Çanakkale boğazlarının oluşması. Bu sevgili arkadaşlarım Senezoik dediğimiz yani şöyle yazalım. Prekamprien ilkel dönemdi. Paleozoik, birinci jeolojik zaman. Mesozoik ikinci jeolojik zaman. Tersiyer ve Kuaterner ise sevgili arkadaşlarım üçüncü jeolojik zaman. Yani biz bunu aslında Senozoik'te diyoruz. Senozoik'in iki alt devri. Peki bu Egeit Karası çökmesi, İstanbul ve Çanakkale boğazlarının oluşması hangisinde gerçekleşmiştir? Senozoik'in sevgili arkadaşlarım Kuaterner döneminde gerçekleşmiştir diyebiliriz. İkiye geliyorum. İlk canlı türlerinin ortaya çıkması. İlk canlı türü ilk diyorsa tabii ki de nereyi bileceğiz? Pire pire bileceğiz. O zaman iki numarayı da aldım pire kampiyene. Devam ettim. Üç numara. Anadolu'da zengin lignit yataklarının oluşması diyor sevgili arkadaşlar. Bakın Anadolu'da zengin lignit yataklarının oluşması. Tabii ki de Senozoik'in tersiyer döneminde görülecektir. Üç numara. Yapıştırdım gitti. Zonguldak'ta taş kömürü yataklarının oluşması diyor sevgili arkadaşlar. Taş kömürü yatakları birinci jeolojik zaman dediğimiz paleozoiktedir. O yüzden bu da dört numarayla bulunduğu alandır. Dinozor neslinin tükenmesi beş numara. Şimdi Mesozoik dediğimiz dönemde dinozorlar meydana geliyor. Hatta Jura devri dönemin sonuna doğru da sevgili arkadaşlarım dinozor nesilleri ortadan kalkıyor. 6 numaraya geldik. Tetis denizinin oluşması. Şimdi birinci jeolojik zamanda Pangea dediğimiz süper bir kıta, Pantalasa dediğimiz süper bir okyanus var. Bir i̇kinci jeolojik zaman dediğimiz sevgili arkadaşlarım Mesozoik'te unutmayalım Pangea parçalanıyor. Gondwana ve Laurasio oluyor ve araya Tetis Denizi giriyor sevgili arkadaşlarım. O zaman 6 numara tabii ki de Mezozoik'tedir diyebiliriz. Hemen şuraya şöyle 6 numara diye yazdım. 7 numaraya geldik. Hersiniyen ve Kaledoniyen sıra dağlarının. Yani bunlar orojenik hareketler arkadaşlarım. Kaledoniyen orojenizi ve Hersiniyen orojenizi. Birinci jeolojik zamanın başında, birinci jeolojik zamanın sonunda meydana geliyor. O zaman birinci jeolojik zaman neydi? Paleozoik'ti arkadaşlarım. Hersiniyen ve Kaledon... ...sonuyan kıvrımları da paleozoikte oluşmuştur. Atmosferin oluşması diyor. Yani şimdi burada özellikle çok büyük bir dönemin soğumayla geçtiğini biliyoruz ki... ...bu ilkel zaman zarfı içerisinde meydana gelmiştir. Ve dönemin sonlarına doğru atmosfer oluşmuştur diyebiliriz. Tabii ki de prekampiyen dedim yapıştırdım gittim. Bak ne demiş burada. Bitlis, Kırşehir ve... Kazdığı gibi masif arazilerinin oluşması demiş sevgili arkadaşlarım. Masif araziler oluşum itibariyle birinci jeolojik zaman yaşlı arazilerdir. Yahu birinci jeolojik zaman neydi? Paleozoik'ti. O zaman 9 numarayı da nereye yapıştırırım? Paleozoiye yapıştırırım sevgili arkadaşlar. 10 numaraya geldiğimde ise Anadolu'da deniz altı volkanizmasının yoğun olması. Burada şiddetli sıkışma, kıvrılma Bununla birlikte çatlamayla birlikte denizaltı volkanizmasının oluşması etkilidir. Bu da Senezoi'nin sevgili arkadaşlarım unutmayalım. Tersiyer döneminde meydana gelmiştir. 10 numarayla buraya yapıştırdım bunu da. İlk kıta çekirdeklerinin oluşması. Şimdi sevgili arkadaşlarım ilk kıta çekirdeklerinin oluşması ne zaman meydana gelmiştir dersek tabii ki de Prekambriyen dediğimiz 11 numarayla da hemen orayı aldık. 12 numaraya geldik. 12 numara sevgili arkadaşlarım diyor ki Tetis denizinde kalın tolstulların birikmesi. Bu biraz daha durgunluk dönemi sevgili arkadaşlarım. Durgunluk dönemi dediğimiz dönem Mesozoiktir. Yani ikinci jeolojik zamandır. Burada büyük bir tortullanma var. Çünkü bir üstte bak şöyle Hersiniyen ve Kaledoniyen sıra dağları oluştu ya. İklime bağlı olarak akarsu ağları kuruldu ve akarsular aşındırdıkları malzemeyi biriktirdi. Ve burada tortullanma. Etkili. O yüzden sevgili arkadaşlarım Mesosoyim bulunduğu yere de 12 yazabiliriz. Anadolu'nun diyor epirojenik hareketlerle toptan yükselmesi yani hafiflemeye bağlı olarak yükselme ne zaman meydana gelmiştir dersek Kuaterner döneminde yani 13 numarayı da Kuaterner'e yazdım. Devam ettim. Kuzey Anadolu dağları ile Toros dağlarının oluşması. Sevgili arkadaşlarım burada sıkışma etkili. Kuzey Anadolu dağlarını şöyle düşünelim. Torosları da burada böyle düşünelim. Şimdi Avrasya levhası Afrika ve Arap devhası birbirine yaklaşıyor. Sıkışmayla birlikte bu dağlık sistemleri oluşturuyor. Ve buna bağlı olarak sevgili arkadaşlarım unutmayalım. Bu özellikle Senezoik dediği Tersiyer döneminde meydana gelen bir durumdur. 14'ü yazdım. Buzul çağının sona ermesiyle deniz seviyesinin yükselmesi demiş. Sevgili arkadaşlarım buzul çağının sona ermesi kuaternerde holosen döneminde meydana gelmiştir. Ve 15 numarayı da kuaternere yazdım. 16 numarayı geldim. Ege denizinin oluşması ve Karadeniz'in tuzlu su özelliği kazanması. Yani İstanbul ve Çanakkale boğazlarının oluşmasıyla birlikte Karadeniz'in Akdeniz'e bağlantı sağlanmış oldu. Ve tabii ki de bu da sevgili arkadaşlarım unutmayalım özellikle Ege Denizi'nin çökmesi dediğimiz kuaterner döneminde meydana gelmiştir. Buraya da şöyle 16 yazıyorum. Anadolu'nun büyük bir kısmı kara haline gelmiştir. 17 numara tersiyer dönemidir. Senezoin ikinci dönemi sevgili arkadaşlarım. Çünkü burada ne vardı? Alpimale orojenizi vardı. Türkiye arasının genel görünümü bu dönemde almıştır diyebiliriz. Balıklar ve sürüngenlerin ortaya çıkması diyor sevgili arkadaşlarım. 18 numara Paleozoikte meydana gelmiştir. Birinci jeolojik zaman. 19'a geldim. Su kaynaklarının oluşmaya başlaması diyor. Tabii ki de prekampriyan olacaktır sevgili arkadaşlar. Atmosfer oluştuysa su kaynakları da oluşacaktır. İyi Ilk kara bitkilerin ortaya çıkması sevgili arkadaşlarım paleozoikte meydana gelmiştir diyebiliriz. 20 tane jeolojik zamanda meydana gelen durumlar onları da böyle kopyalamış yapıştırmış olduk sevgili arkadaşlar. Geldik harita kısmına. Harita tabii ki de önemli. Çünkü iç kuvvetler kısmında Türkiye'de dağ oluşumu ile ilgili ifadelerde bazı dağlık sistemleri bize sorgulatmakta. Mesela bir numarayla görmüş olduğumuz dağlık sistemimizin ismi Yıldız Dağları'dır ve bu dağlar kıyıya paralel uzanır. Akabinde 2 numarayla görmüş olduğumuz dağlık sistemimizin ismi Köroğlu dağlarıdır sevgili arkadaşlarım. Bu da önemlidir. 3 numarayla görmüş olduğumuz dağlık sistemimizin ismi sevgili arkadaşlarım küre dağlarıdır. Bu da özellikle Sinop'un kıyı ile iç kesim arasındaki bağlantısının çok zor olmasına sebebiyet vermiştir. 4 numaraya geldiğimizde ise 4 numara Samsun'un bulunduğu alandır sevgili arkadaşlarım. Canik Dağları olarak karşımıza çıkar. Şöyle devamında Canik Dağları, Giresun Dağları, şurada Yalnızçam Dağları sevgili arkadaşlarım. Yani burada da özellikle Doğu Karadeniz dağlarının bulunduğunu söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle 6'nın akabinde sevgili arkadaşlarım 7'ye doğru geldiğimde 7, 8, 9, 10, 11 numaralı dağlık sistemler sevgili arkadaşlarım volkanik dağlar. Nedir bunlar dediğimizde 7 numarayla görmüş olduğumuz dağlık sistem ağrı dağı sevgili arkadaşlar. 8 ile gördüğümüz ise tendürek dağı sevgili arkadaşlarım bunlar volkanik dağlar unutmayalım. 9 ile görmüş olduğumuz dağ Sübhan Dağı, ve son 10 numarayla görmüş olduğumuz daha ise Nemrut Dağı sevgili arkadaşlar. Yani Ağrı, Tendürek, Süpan, Nemrut Dağları Van Gölü ve Kuzeydoğu, Güneybatı hattında uzanıyor. Akabinde Güneydoğu Anadolu Bölgesine geldim. Buradaki dağlık sistemimizin ismi volkanik dağdır. Karaca Dağdır sevgili arkadaşlar. 12'ye geliyorum. 12 Nur Dağları, Amanoslar arkadaşlar. 13 ise Bolkar Dağları sevgili arkadaşlarım. 17 numara ise Bey Dağları hemen şöyle şuraya yazıyorum Bey Dağları'nı. Devamında 14, 15, 16 sevgili arkadaşlar. Şimdi burada 14 numarayı yazıyorum. Erciyes Dağı. Devamında sevgili arkadaşlarım 15'i bırakıyorum. 16'yı da bırakıyorum. Burada Melendiz Dağı, Karaca Dağı, Kara Dağı, Hasan Dağı var. Hangisi? Hangi dağ? Hadi bakalım haritalarınızdan bir şöyle bir bakın. 6 numarayı da boş bıraktım. Burada arkadaşlarım 15 ve 16'yı da boş bıraktım. Bir haritadan dağları bir çalışın. Evet burada şu dağ varmış, burada bu dağ varmış diye yorumlara bekliyorum sevgili arkadaşlar. Yorumları yazmayı unutmayalım. 18 numaraya geldiğimde Ege bölgesinde yani Ege kıyısında bulunmasına rağmen kıyıya paralel uzanan Menteşe dağları sevgili arkadaşlarım. 19 numara bakın 20 numara Kaz dağları sevgili arkadaşlar. Kırıklı sistem. Kaz Madra, yunt, boz, aydın, mentişe. 19 numara ne oldu? İzmir'in bulunduğu hatta zaten boz dağlar diye söyleyebiliriz. Tekrar söylüyorum 6 numara bununla birlikte 15 numara akabinde 16 numara. Sevgili arkadaşlar bunları bir araştırın bakın hangi dağlık sistemlermiş. Geldik boşluk doldurma kısmına. Peri bacaları alanlarda yaygın olarak görülen bir yüzey şeklidir. Şimdi sevgili arkadaşlarım peri bacası akarsu aşınım şekliydi. Sanak yağışlar sonucunda sel sularının arazi aşındırma sonucunda oluşmuş şekillerdi. Ve bu şekillerin tepe kısmında şapka şeklinde daha koyu ölçekte bir bazalt. Alt kısımda ise sevgili arkadaşlarım daha açık bir kayaç türü olan tüf vardı. Tüf ve bazalt neydi sevgili arkadaşlarım? Yüzey kayaşlarıydı. Yani bu alanlarda volkanizma etkili ve volkanik alanlarda daha yaygın görülen bir yüzey şeklidir. Kayaçları inceleyen bilim dalı ise sevgili arkadaşlarım petrografidir. Devam ediyorum. Yer kabuğunun üst kısmında bulunan siyal katmanına tabii ki de sevgili arkadaşlarım kıtasal kabuk adı da verilir. Yoğunluğu, sıcaklığı ve kalınlığı en fazla olan katman. Şimdi ne demiş? Yoğunluğu fazla, sıcaklığı fazla, kalınlığı fazla. Kimdir dediğimizde çekirdektir diyebiliriz. Yer hacminin en geniş olduğu katman ise mantodur arkadaşlar. Ve mantonun yer kabuğuna yakın olan üst kısmına ise tabii ki de ne diyorduk? Astenosfer adını veriyorduk. Yer kabuğunu oluşturan parçalara sevgili arkadaşlarım ne diyeceğiz? levha diyeceğiz tamam mı? Geniş yer kabuğu parçalarının yükselip alçalması olayına bak. Geniş yer kabuğu parçası yükselip alçalma. Denge bozuldu. Nedir bu olay? Epirojenezdir sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Kara kütlesinin ağırlaşıp alçalmasıyla alçaldığı, denizin karaya doğru ilerlemesi, yani deniz ilerlemesi bu olaya ne diyorduk biz? transgresyon diyorduk sevgili arkadaşlarım deniz ilerlemesi transgresyon derinlik volkanizması sonucunda yani magmanın yer kabuğundaki çatlak kısımları sokulup soğuması sonucunda neler meydana geliyordu batolit meydana geliyordu. Mesela Uludağ bir batolitti. Dayk meydana geliyordu. Dik kütleler. Tabakaların arasına dik sokulan magma. Lakolit geliyordu. Bu da kubbemsi şekilde sevgili arkadaşlarım. Bir de sil geliyordu. Bu da tabakalar arasına yatay şekilde sokulan magmaydı. Volkan konilerinin üst kesimlerinde meydana gelen patlama sonucu oluşan çukurlara patlamayla birlikte oluşan çukurlara kaldera diyorduk. Ve Türkiye'de sevgili arkadaşlarım Nemrut Gölü önemli bir kaldera alanıdır diyebiliriz. Bilgimiz olsun. Dünyadaki volkanların yaklaşık %75'i Pasifik levhasının çevresinde yer aldığından bu alana arkadaşlarım Ateş Çemberi ismi de verilmektedir. Asya'nın doğusu Amerika'nın batı kısmı sevgili arkadaşlarım bilgimiz olsun. Ülkemiz Himalaya deprem kuşağı içerisinde yer alır. Nere içerisinde? Akdeniz Himalaya deprem kuşağı içerisinde yer almaktadır. Devamında magmanın yeryüzüne kadar yükselmesi ve orada soğumasıyla da hangi kayaçlar oluşur? Bak yeryüzüne kadar yükselmesi ve orada soğumasıyla yüzey kayaçları oluşur. Bazalt, andazit, obsidiyen, tüf sevgili arkadaşlarım önemli yüzey kayaçlarıdır diyebiliriz. Sevgili arkadaşlar geldik bir diğer kısmımıza. Karstik arazilerde oluşan yeryüzü şekilleri ve bu şekilleri bizden doldurmamızı istiyor. Hadi bakalım gelin hep birlikte şöyle bir bakalım. Şimdi sevgili arkadaşlar ilk şuradan başlayalım. Yani buradaki kayaç türünü istiyor bizden. Ne olabilir mesela? Ben buraya bir tanesini yazayım. Siz diğer ismini de yazabilirsiniz. Yorumlar kısmına hocam bu kalker ama diğer ismi şu ya da kalker dışında bu arazilerde şu kayaç olursa bundan dolayı da bunlar meydana gelir diyebileceğiniz başka kayaç varsa bunları da yorumlar kısmına yazabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi şurada basamaklı bir yapı görmek görmekteyim. Karstik birikimin yüzeyde meydana gelen şeklidir. Ve biz bu şekle sevgili arkadaşlarım Pamukkale Travertenleri yani Traverten diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Burada da Denizli'de de görülmekte. Bakın şurada bir Akarsu Vadisi var. Tabii ki de arkadaşlarım burada Kanyon Vadimizde yer almakta. Devamında karstik aşınımın en küçük şekilleridir bunlar. Bunlar ise lapyalardır sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum. Karstik kaynak hemen şuraya şöyle karstik kaynak olarak bunu söylüyorum sevgili arkadaşlar Su çıkan diye de geçer burası tamam mı? Bunu da unutmayalım. Devam ettim sevgili. Şurası da mesela su yutan sevgili arkadaşlar. Şöyle bir devam ediyorum. Bak mesela burada bir aşınım şekli var. Ama burada iki tane aynı aşınım birikmiş. Şimdi burada özellikle küçük erime çukurları dolinlerdir. Dolinlerin birleşmesiyle uvalalar meydana gelir sevgili arkadaşlarım. Uvalalar birleşip daha geniş çukurluklar oluşturursa bu alanları ise biz ye diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Bakın burada da üst kısmının göçmesiyle bir çukur alan meydana gelmiş. Buraya da biz obruk ismi veririz. Bununla birlikte karstik birikim şekillerinin mağara kısımlarına şöyle bir baktığımızda. Burada bir mağara görebilmekteyiz sevgili arkadaşlarım. Bakın mağaranın tavan kısmında oluşan birikimler sarkıtları oluşturur sevgili arkadaşım. Yani tavandan sarkan kısım. Tavanda birikenler ise dikitleri oluşturur sevgili arkadaşlarım. Sarkıt ve dikit birleşirse sütunları oluşturur sevgili arkadaşlarım. Bu alan zaten neydi? Mağaramızdı diyebiliriz. Birkaç mağaranın birleşmesiyle birlikte oluşan alanlara ise galeri ismi vermekteydik vay be karstik şekillerde bitti diyebiliriz. Sorumuza geldik. Aşağıdaki şekillerde oluşumları gösterilen orojenezle ilgili kavramları yazınız demiş. Bir kıvrım dağlar, iki kırık dağlar oluşuyor. Yani kıvrım orojenizi, kırık orojenizi. Kıvrım orojeniz sonucunda A'da bulunan alanlara ise sevgili arkadaşlarım biz antiklinal diyeceğiz ve B'nin bulunduğu alandaki kısımları ise senk lineal diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Tekrar şuraya da şöyle antiklinal diye yazabiliriz. Devam edelim şuna geldik. Kırık orojiniz. Evet. Sıkışma ha bu arada bunlar esnek yapılı arazilerde bulunur. Sert yapılı arazilerde ise biriken malzemeler sert ise kırılmayla birlikte C dediğimiz alanlar ise horstları oluşturur sevgili arkadaşlar. D dediğimiz alan ise grabenleri oluşturur diyebiliriz. Şu alanlar ise neyi oluşturacaktır? fay hatlarını oluşturacaktır diyebiliriz. O zaman burada sıcak su kaynaklarını bol miktarda görebilirim. Devam edelim. Geldik soru. Yandaki şekilde bir akarsuyun zaman içerisindeki yatak değişimi gösterilmiştir. 1, 2, 3, 4. 4 ayrı seviyede yatak değişimi gösterilmiştir. Şekildeki yatak değişimi dikkate alınarak akarsu birinci evreden dördüncü evreye geçtiğinde demiş. Yani bir de şuradan şöyle akıyor. Dörtte ise buradan genel itibariyle şöyle bir akış gerçekleştirmekte. Yatak eğimi azalmış mıdır? Tabii ki de azalmıştır. Devam. Aşındırma gücü artmış mıdır? Hayır. Aşındırma gücü azalmıştır sevgili arkadaşlar. Neden? Çünkü yatak eğimi azalıyor. Hidroelektrik enerji potansiyeli azalmıştır diyor. Doğru. Çünkü yatak eğimi azalmıştır. Hangileri doğrudur diyor. Birinci ve üçüncü maddelerin olduğu D seçeneği sorumuzun doğru cevabı. Bir diğer sorumuzda ise eş yükselti yöntemiyle gösterilen yukarıdaki topografya haritasında koyu renk ile gösterilen alanda aşağıda verilen şekillerin hangisinin oluşma ihtimali daha fazladır diyor. Şimdi sevgili arkadaşlarım akarsuyun akış yönünü şöyle görebilmekteyiz. Akarsuyun akış yönüne bağlı olarak yüksekliğin buraya doğru arttığını da şöyle söyleyebiliriz. Yani genel itibariyle burada bir akarsu hattı var. Mavi ile ben göstereyim bunu sevgili arkadaşlar. Şurada şöyle bir akarsuyumuz var ve akış yönünü görebilmekteyiz. Şimdi şu alanda ise şu çizdiğimiz alanda ise izohipsler birbirine çok yaklaşmış. Eğer ki bu alanda izohipsler birbirine çok yaklaşmış ise burada eğim ne olur? Fazla olur. Yani aslında bir eğim kırıklığı var. Akarsu çağlayanlar şeklinde aktığı alanlarda suyun döküldüğü alanda oluşan çukurluklar vardır. Yani tam şöyle bir çukurluktan bahsediyorum. Sevgili arkadaşlarım işte şu çukurluğun bulunduğu alana biz ne diyeceğiz? Dev kazanı diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Bir diğer sorumuzda ise yukarıda gösterilen akarsu faaliyeti sonucunda oluşan şeklin meydana gelmesinde. Şimdi öncelikle bu şekle bakmamız lazım. Dağın eteğinde ise burada birikinti konisi olabilir. Birikinti yel olabilir. Dağ eteği ovası olabilir sevgili arkadaşlar. Akarsuyun yatak eğiminin azalması tabii ki de gerekmektedir. Akarsuyun aşındırma gücünün artması gerekmez. Çünkü malzemeleri biriktiriyor. Bu bir birikim şeklidir. Akarsuyun açık havza özelliğine sahip olması bilemeyiz ki. Sadece buraya bakarak bunun hakkında yorum yapma ihtimali çok yoktur. O yüzden sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Sorumuza geldiğimizde Markma'da bulunan lavların basıncın etkisiyle kırık hatlar boyunca yükselerek yer kabuğu içerisinde soğuma sonucunda oluşan kayaları derinlik kayaçları denir demiş. Buna göre Aşağıdakilerden hangisi bu kayaçlara örnek olarak verilebilir demiş. Derinlik kayacı diyorsa sevgili arkadaşlarım, İtli kısımları bir düşün. Mesela granit, sienit, diorit, gabro bunlar sevgili arkadaşlarım derinlik kayacıdır. Granit, devam edeyim. Sienit akabinde diorit ve son olarak gabro'yu söyleyebiliriz. Şimdi bunlardan hangisi var? Şöyle bir bakıyorum. Granit var, bitmiştir. Andazit yüzey kayacı. Kum taşı fiziksel tortul kayaç. Tebeşir sevgili arkadaşlarım organik tortul kayaç. Bazalt yüzey kayaçları olarak karşımıza çıkmakta. Sorumuza geldiğimizde ülkemizde bulunan kanyon, obruk, traverten ve mağara gibi yeryüzü şekillerinin oluşmasında en etkili olan kayaç türü aşağıdakilerden hangisidir? Ya biraz önce bunu 5 dakika boyunca yazdık. Lapyasını yazdık, dolinini yazdık, uvalasını yazdık, polyesini yazdık ve kayaca da ben kalker demiştim. Kalker kimyasal tortul kayaçtır. Bazalt sevgili arkadaşlarım yüzey kayaçları. Kil taşı, bak kum taşı, çakıl taşı, kil taşı. Fiziksel tortul kayaç. Granit kayacı, kuvarsit, metamorfik kayaç olarak karşımıza çıkmakta. Sorumuza geldiğimizde al sana Horst Graben sistemi vermiş. Yani bu nedir sevgili arkadaşlarım? Kırık orojenizdir diyebiliriz. Diyor ki oluşum şekli verilen dağların bulunduğu alanla ilgili. Yan basınçlar, sert malzeme kırıldı sevgili arkadaşlarım. Kırık orajinizin sonucunda meydana gelmiştir. Doğru. Deprem tehlikesi yüksektir. Ya bana inanmıyorsan fay hattına inan. Fay diyor ya tabii ki de deprem tehlikesi yüksek olur. Levhaların birbirinden uzaklaşması diyor. Burada sıkışma etkilidir sevgili arkadaşlarım. Bu ifade üçüncü ifade doğru bir ifade olmaz. O yüzden sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Bir diğer sorumuza geldiğimizde aşağıdaki kayaçlardan hangisini inceleyen biri geçmiş dönemler hakkında bilgi sahibi olma ihtimali daha yüksektir. Sevgili arkadaşlarım geçmiş dönem hakkında bilgi sahibi olmak için neye ihtiyacım var? Bir kayacın fosil bulundurmasına ihtiyacım var. Fosil bulunduran kayaçlar aşınma, akabinde taşıma, taşıma sonucunda da birikme ile olan kayaçlardır. Burada özellikle bu şekilde oluşan kayaç grubumuz tabakalı yapı gösteren şöyle tabakaları da net bir şekilde çizeyim sevgili arkadaşlarım. Tabakalı yapı gösteren tortul ya da diğer ismiyle Sedimenter kayaçtır sevgili arkadaşlarım. Bu kayaç grubunun bulunduğu alanda unutmayalım fosil bulunma ihtimali çok çok yüksektir. Peki bunlardan hangisi sedimenter kayaçtır dediğimizde? Bazalt yüzey kayacı, granit, sienit, diorit, gabro bu da andezit yüzey kayacı, gnais metamorfik kayaç, granit ise derinlik kayacı ancak çakıl taşı fiziksel tortul kayaçtır diyebiliriz. Bir diğer sorumuza geldiğimizde aşağıdaki şekillerden hangisinin kireç taşı, jips gibi kayaçların bulunduğu arazilerde oluşma ihtimali daha yüksektir? Hemen hatırla. Kireç taşı, jips gibi kayaçlar hangi arazilerin bulunduğu alandaydı? Karstik araziler. Karstik şekiller. Ne var mesela karstik şekillerde? Barkan, rüzgar birikim şekli. Hilal şeklindeki birikim kumulları. Mantar sevgili arkadaşlarım. Rüzgar aşınım şekli sevgili arkadaşlar ama aşınma burada gerçekleşmiş. Peri bacası akarsu aşınım şekli arkadaşlar. Tüf ve sevgili arkadaşlarım bazaltlar. Peneplen ise yontuk düz. Hafif eğimli alan akarsu aşınımı sonucunda. Uvala ise karstik aşınım şeklidir. Ve zaten bana soruza karstik ifadesini kullanmış. Doğru cevap C seçeneğidir. Ve geldik sizinle bugünkü tekrarımızın, yazılı provamızın sonuna. Hepinize başarılar diliyorum. Arkadaşlar, eksiklerimiz kalmasın. Videoyu izleyip sorularımızı çözmeyi unutmayalım. Herkese bol şans, kolay gelsin. İyi çalışmalar.